Sanırım günlerden Cuma günüydü. Üsküp'ten yeni gelmiştim memlekete Rapiş'te. Bizlerin her birinde evimizde çanak antenler var ve gününe gün Türkiye'yi değişik vesilelerle televizyonlar vasıtasıyla takip etmekteyiz. Tahminen 22-23 sıralarında değişik haber kanallarında Türkiye'de bir anormallik olduğunu alyazıyla ya da yayınlarda geçmeye başladı. Ve ilerleyen dakikalarda bu daha yaygın olarak bir anormallik olduğunu görüldü ve ilk gün bir darbe teşebbüsünün girişimini yapıldığını haberlerde duyuldu. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir haber kanalına bağlanması, bunu asla kabul etmediklerini, bir darbe girişiminin olduğunu, Türk halkının bu darbecilere karşı direnmesini ve yollara çıkmalarını söylemesiyle Türkiye'nin dört bir yanında halkın adeta yollara düşmesi, Makedonya'da yaşayan soydaşlar ve akraba toplulukları, Türkiye dostları da bunu bir mesaj olarak biz de aldık ve Makedonya'nın değişik şehirlerine, başta Üsküp, Kostivar, Kalkandere ve diğer şehirlerinde adeta Türkiye'ye destek için yollara düştük. Ben de o zaman ailemle beraber Kostivar'da tertiplenen Türkiye nöbet dediğimiz bir il gecesi vardı. Sabahlara kadar oradaydık. Makedonya'nın diğer şehirlerinde de, Üsküp'te dediğim gibi, Kalkandere ve diğer şehirlerde aynı böyle girişimler olmuştu. Bu nöbetler ertesi günde Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi önünde yapıldı. Ve ilerleyen günlerde de nöbetler tutuldu. Daha sonra Türkiye'ye açıktan destek ve FETÖ terör örgütünün ve bu darbe girişiminin Makedonya kamuoyunu anlatmak üzere MATÜSTEP, Makedonya Türk Sivil Teşkilatlar Birliği öncülüğünde yakın 10 şehirde, farklı şehrimizde Türkiye destek mitingleri yapıldı. Sanırım çok büyük bir yankı oldu. Çünkü değişik kanallarda, ister Batı medyasında, ister Makedonya medyasında bu darbeyi değişik yön vermeye gayret ettiler ve sanırım Makedonya Türk kamuoyunun girişimleriyle Makedonya kamuoyu darbenin iç yüzünü anlamış bulunmaktadır. Diğer yandan darbeyi duyduğumda hissettiğim şey şuydu. Ben Rumeli'ye ait bir aydınım. Burada tahsilimi, eğitimimi üst düzeye gelen bir kardeşiniz olarak, Türkiye'siz bir Balkanları bilen bir kardeşiniz olarak, son yıllarda Türkiye'nin kalkınması, Türkiye içinde de değil, Türkiye dışında da başta dost ve kardeş devletlere, mazlum diyarlara açılması, bir coşkuyla kabul edildi. Ve o anda şunu düşündüm, Türkiye devleti çok gerilere gideceğini, bu darbenin Türkiye'nin vereceği zarardan içinde dost ve akraba topluluklarına, mazlum coğrafyaya büyük darbe vurulacağını ve Türkiye'nin ekonomik gidişatını da çok etki edeceğini. Bununla birlikte biz Türkiye'siz zaten 100 yıl burada yaşadık. Bu 100 yıl içinde büyük acılar çektik. Güçlü olmayan bir ana devlet, onun diasporası da güçlü olmaz her zaman. Onun için hep o endişeyle dedim, bu bize ne getirir, ne götürür? Ta dün bu topraklardan biliyorsunuz 100 yıl buradan adeta kovulmuşuz. Yeni bu topraklar umutlarımızı sardık. Türkiye, güçlü bir Türkiye'nin sayesinde ve yeniden işte bir çalkantıların olabileceğini, işte zayıf bir ana devletinin bunu getirdiğini, o endişem ilk onu duydum. Fakat gün geçtikçe umutlarım
böyle her zaman Türk insanına, Türk idarecilerine umutlarımı hiç gidermedim ve sanırım o ilk duygularım oydu. Ve beni yanıltmadı duygularım. Türkiye insanı demokrasisine, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve seçtiği iradeye sahip çıktığını gösterdi. Ve bununla sanırım ileriki tarihte daha sonralarda darbeler okunacağını ve bu darbelerin yönünü değiştiren millet Türk milleti olduğunu gözükmektedir. Ve bu bağlamda Allah korusun bu darbenin başarısı ilerleyen, gelişmekte olan ve kendi sınırları dışından kendi insanını gibi mazlum coğrafyalara sahip çıkan Türkiye attığı adımların geriye gidilmesinde ne kadar Türk insanının bunu etkileyeceğini bir o kadar da dünya demokrasisini, dünya insan haklarını, dünyadaki konjonktüre de etkileyeceğini düşüncesini taşımaktaydım. Ve onun için bu darbe yalnız darbenin başarısı yalnız Türkiye'ye zarar göremeyeceğini, daha büyük bir kitleye, daha büyük geniş bir coğrafyaya zararlı olacağını düşüncesini taşımakta. Yine biliyorsunuz demokrasilerde asla ve asla kabul edilmeyen bir unsur vardır ki o da darbelerdir. Demokrasi her zaman ben bir hukukçu olarak gelişmekte yanayım, demokrasinin gelişmesinde. Fakat hiçbir zaman antidemokratik uygulamalarla, sistemin dışında bir uygulamalarla, paralel bir uygulamalarla ayar vermeye bir hukukçu olarak razı değilim. Onun için dünyada darbeler, her bir devlet darbelere karşı en caydırıcı zararla bunu yasaklamaktadır. Ve 21. asırda ya da 20-21. asırda hiçbir sebeple darbe kabul edilmez bir unsurdur hukukta. Çünkü o zaman hukukun üstünlüğü yok, insan hakları alt üst edilir, güvence sarsılmaktadır devletin güvencesine. Sanırım bir devletin başta bir misal parlamentosunun, Türkiye'de parlamentosunun bombardıman edilmesini, havalimanlarının, köprülerin ve diğer yerlerin halka kapanması ve bu darbede yüzlerce şehidin, binlerce yakın gazinin olması ayrı bir büyük bir kayıptır. Ben bununla bir mukayesel olarak biz geçen yılda da hatırlanacağı üzere Makedonya'da hiçbir çatışmadan dolayı Makedonya Meclisi'nin önünde bir gösteriler vardı. Göstericiler işte gösteri sebeplerini aşıp Makedonya Meclisi'ni saldırdılar ve bugünkü başbakan ve milletvekili, çok sayıda milletvekili yaralandı. Hatırlanacağı üzere Makedonya Devleti çok sert tedbirlerle onlarca tutuklama yaptı. Onlarca yargılama yaptı ve en üst cezaları, caydırıcı cezalarla bunlara bir mesaj verdi. Demek parlamento, halkın iradesi her yerde korunan unsurdur. Ben de bunu hep böyle gördüm. Bu vesileyle FETÖ terör örgütünü ve diğer terör örgütünü lanetliyorum. Çünkü terör örgütler nereden olursa olsun lanetlenmesi gerekmektedir. Terör örgütleri ya da antidemokratik paralel sistemler demokrasinin en büyük zıddiyetidir. Çünkü 21. asırda demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü vazgeçilmez bir unsurdur. Sistemin içinde bütün mücadeleleri destekliyorum fakat sistem dışında desteklemediğimi söylemek isterim. Yine bu bağlamda bilindiği gibi Türk insanı ya da Türk tarihinde işte bu son yüzyılda çok sayıda darbeler yapıldığını okumuşum böyle. Darbelerin hem ekonomik olarak hem kalkınma olarak hem hukukun üstünlüğü için fayda getirmediği bir unsurlardır. Türkiye'de yapılan darbeler hep gerilemeye vesile olmuştur. Adeta bir Türkiye'deki darbeler adeta bir korku sindromuna bürünmüş ve halk ne yaparsa yapsın belli bir dönemde yeni bir darbenin olacağını hep o korkuyla yaşamıştır.
Ve darbeciler sandılar ki bence bu metodla her 15-20 yılda yapılan darbeler bu darbeyi de başarılı olacaklar. Ve diğer darbeler gibi halkın iradesini susturacaklar. İşte değişik o zamanki iktidarda olan Türkiye büyüklerini tutuklayacaklar ve değişik cezalar caydırılacaklar. Fakat burada aldandılar. Burada aldananlar ne oldu? Türk halkının refleksi ve vatanperverliği. Ve bugün bence 15 Temmuz darbesi FETÖ terör örgütünün sonunu getirmiştir. Çünkü onlar hem bir paralel yapıyla devletin içinde sızmalarıyla devleti adeta bir sistem dışında devlete sahip olmaya gayret ettiler. Bununla bence dünyaya, Türkiye'deki darbe, yani dünyaya bir darbeler tarihini değiştirdi. Bir mesaj verdi. Ve buradan bakıldığında Makedonya medyası o cesareti böyle ya da Batı medyası Türk insanının vatanperver olduğunu ve kendi iradesiyle seçtiği insana asla ve asla sahipsiz bırakmadığını gösterdi ve bu darbenin bu pozitif yönleri buydu ve bununla yine bununla Türkiye Devleti'nde bu son 4-5 yılda bu darbeye çok ciddi yaklaşımlar olduğunu ve her yılda bu etkinlikleri anmalarında büyük fayda var. Asla unutulmasın bu. Çünkü unutulursa yeniden bir darbelere girişimli olur. Ve bununla sanırım hem şehitleri anma, hem devlete bekasına, hem devlet iradesine, hem seçilmiş insana sahiplenmesine bir göstergedir. Biz de Makedonya soydaşları olarak eksenimiz her zaman ana devletimiz Türkiye olmuştur. Bu bağlamda biz hem 2016'da değişik nöbetler, değişik destek mitingleri yapıldı. Her yıl biliyorsunuz Makedonya'da 2004-5 yıl 15 Temmuz Şehitler Anma Günü'nü biz de kutluyoruz. Onlar bizim de şehitlerimizdir. Bu dünya demokrasinin şehitleridir bunlar. Çünkü düşünebilmesin milyonlarca insanın seçtiği bir kitle var, bir irade var. İşte antidemokratik bir uygulamalarla kaba kuvvet kullanıp bir darbe girişimlerini hiçbir yerde onaylanmaz ve biz de onaylamıyoruz. Makedonya'da hem okullarımızda hem kurumlarımızda hem Makedonya İslam Birliği bünyesinde hatim duaları, işte değişik merasimlerle Türkiye'de yapılan 15 Temmuz darbesini kınamaktayız. Şehitlerimizi ve gazilerimizi, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizle minnetle ve acil şifalar diliyoruz. Yine dünya demokrasi açısından bakıldığında sanırım Türkiye'de son darbe darbeler teorisini bozmuş mu bulunmaktadır. Çünkü biliyorsunuz darbeler her devlette büyük felaketler getirmiştir. Fakat halkın iradesi darbelerin üstünde olduğunu ve darbe teorisini Türkiye darbe 15 Temmuz darbesi bozmuştur. Darbeler tarihi yeniden yazılacak. Ve sanırım darbelere simpati eden devletler taktiğini ve metodunu değiştirmeye girişti. Çünkü biliyorsun birkaç devlette sonra darbe girişimleri oldu. Yine aynı devletlerde oradaki cumhurbaşkanlar ya da başbakanlar halklarını yollara davet etti. Ancak tek bu zalim darbeyi yapanların o kadar silahı var ki silahsız bir insan da vücutlarını siper ederek böyle darbeleri önlemektedirler. Ve biz Rumeli insanı olarak her zaman ana devletimizin yanında olduğumuzu göstermişiz. Ve bununla gösterdik ki Türkiye'deki yapılan darbe dünya demokrasisine bir emsal sayılmaktadır. Ve bunu bir daha değişik devletlerde darbenin kalkışması çok önceden düşünülecek ki başarılı olsun çünkü karşısında halkı bulacaktır. Ve yine bir düşüncem şudur ki şahsen bir hukukçu olarak her zaman hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve demokrasiyi savunan bir insanım. Başta FETÖ ve diğer terör örgütleri olmak üzere şiddetle kınamaktayım. Her türlü paralel antidemokratik uygulamalara karşıyım böyle bir hukukçu olarak.
mücadelem de bu doğrultuda olmuştu. Fakat sistemin içinde her türlü mücadelenin verilmesinde yanayım. Çünkü insanoğlu bu son yüzyılda demokrasiyle çok şey kazanmıştır. Zaten dünyada ana eksende insan vardır. İnsan 21. asırda bir hür iradeyle, bir seçimle bir iktidara getirir ve bu vekaleten o insanı seçtikleri insanlar vekaleten bunların işini işte parlamentoda, mecliste yerine getirmektedir. Bunun iradesi dışında bir darbe yapılır. Bir zorbacılıkla, kaba kuvvetle bir darbe yapılmasından terör örgütleri, başta işte Türkiye'de FETÖ ve diğer terör örgütleri olmak üzere halkın iradesine bir hiç saydılar. Bununla hiç kimse halktan kendini daha üstün görmemesi gerekir. Halk ne derse, sandık ne derse odur böyle. Ve sanırım dünya bu ve buna benzer örgütlerin için tek vücut olmaları gerekir. Bugün eğer bu darbe Türkiye'de yapılmışsa yarın başka bir devlette yapılır. Orada demokrasi tıkanır ve böyle devam etmektedir. Onun için darbelerle hiç hukukun, uluslararası hukukun alt üst olduğu bir zeminle gitmektedir. Ve objektif adil darbelere yaklaşım olmazsa ve kınanmazsa o zaman değişik sıkıntılar yaranmaktadır. Maalesef dünya sanırım Türkiye'de yapılan darbe adil olarak yaklaşmadı. Bir taraf olarak. Tabii bu darbenin değişik teorileri var. Dedim işte Batı dünyasından ve de başka yerlerden destek aldıklarını görülmektedir. Bu Türkiye yargısı bunu çok mükemmel bir şekilde açılan iddianameler doğrultusunda hemen hemen bildiğim kadarıyla bu davaları bitirmektedir. Ve bununla verilen cezalarla bir daha sanırım Türkiye'de artık böyle bir darbelerin tarihe karışacağını, bu tarih yönünden bu tarih bunu çok mükemmel bir şekilde inceleyecek. Diyelim bu darbenin asıl motifi nedir? Bu dış kaynakları nedir? Türkiye'ye eğer olası başarılı olursa nelerin getirdiğini, nelerin götürdüğünü analiz edilecek. Ve sanırım dünya konjonktüründe sistemin dışında her bir yapılanmaya ben şahsen bir hukukçu olarak karşıyım. Bu demokrasiye, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne fayda hiç getirmeyeceğini bilhassa Türkiye'de ve bizim coğrafyamızda. Bu bağlamda sözlerimi toparlarken bu darbe girişiminde büyük bir cesaretle, büyük bir vatanperverlikle başta Türk halkını, ondan sonra onun kıymetli Cumhurbaşkanı, Makedonya dost ve kadim dostunu Recep Tayyip Erdoğan'ı ve dava arkadaşlarını tebrik etmekteyiz. Tabii demokrasi sınavı zor bir sınavdır. Hukukun üstünlüğü zor bir sınavdır. Sanırım bu darbenin önlenmesi Türkiye devletinin daha ufukları daha büyük olmasına vesile olacaktır. Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerini yüzleri şehidi rahmetle anmaktayım. Bir daha böyle bir girişimin olmamasından yanayım. O gecede yaralılar, gaziler var. Onlara da acil şifalar dilemekteyim. Ve sanırım Türkiye, güçlü bir Türkiye, güçlü bir Makedonya, güçlü bir Balkanlar devizimiz odur. Biz hiçbir zaman ana devlete dert olmamış, ana devletin derdini Rumeli'de almaya gayret etmekteyiz. Bu nacizane, bu 15 Temmuz'da da bunu göstermekteyiz. Kendi varlığımızla, Türkiye'nin her zaman yanında, Türkiye'nin iradesinin yanında olduğumuzu bir daha altını çizmek istemekteyim. Bana da bu fırsatı verdiğinizden dolayı saygı ve hürmetlerimi sunarım.